Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soslu biftek yapacağım. Patates püresi eşliğinde soslu biftek yapacağım. Biftek yaparken neler kullanıyorum? 1 kilo biftek var, dana biftek. Burada soğanım var bir tane, bir tane şöyle iki tane defne yaprağım var. Baharatlarım var, karabiber, pul biber ve tuz. Bir yemek kaşığı tepeleme şöyle un var ve bir yemek kaşığı böyle yine tepeleme salçam var. Tavaya tereyağı koydum. Şimdi biftekleri mühürleyeceğim. Sonra da düdüklü tenceremde pişireceğim. Güzelce kızan tavanın içerisine etleri ekliyorum. Burada mühürlediğim etleri düdüklü tencerenin içerisine koyuyorum. Şimdi bu tavaya da soğanlarımı alacağım. Defne yapraklarını da tencereye atıyorum. Bu aşamada unu da ekliyorum. Üzerine salçayı bir su bardağı da soğuk su ekliyorum. Geri kalanını sıcak su ekleyeceğim. Şöyle 2 su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Tuzu, karabiberi de bunun üzerine ekliyorum. Şimdi bu sosu bu koyduğum etlerin üzerine ekleyeceğim. Thank you.
Şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatıp yarım saat etleri burada pişireceğim. Yarım saat benim için yeterli olacak. Benim tenceremde yarım saatte pişiyor bu etler. Et programına getiriyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Et programına getirdim. Buradan da 30 dakikaya ayarlıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizin yanına biraz da pilav yapalım. Şehriyemizi kavurdum sıvı yağla. İçerisine tereyağını ekliyorum. Tereyağıyla kavurursanız yanarlar. Şehriyeler yanar. O yüzden şehriyelerimizi sıvı yağla kavuralım. Şöyle iki parça da tereyağı koydum. Şimdi pirinci ekliyorum. Ve pilavımızın suyunu soğuk sudan koyacağız. Soğuk su ekleyeceğiz arkadaşlar. 1'e 1,5 ölçü soğuk suyumuzu ekleyeceğiz şimdi üzerine. Çok hafif kavuruyorum, fazla kavurmuyorum. Yan tarafta da etimiz pişiyor. Şöyle düdüklü tenceremde de etim pişiyor. Pilavım hazır. Şimdi etimin de içine bakıyorum. O da pişti. Çok da güzel olmuş. Şöyle size göstereyim. Bakın. Şahane. Bu etleri aldıktan sonra isterseniz bu soğanları blender edebilirsiniz. Veya da süzgeçten süzüp soğan pürelerine atıp suyunu sos olarak kullanabilirsiniz. Şimdi patates püresini de şöyle alayım. Patates püresinin içerisine de kaşarımı ekleyeceğim ve patates püresi de hazır arkadaşlar. Patates püresinde suyla haşladığım patateslerin üzerine bir bardak süt ekledim. Tereyağı koydum. Şimdi birazcık da kaşar peyniri rendesi koyarak şöyle kaşar peyniri rendesini de ekleyeceğim üzerine. Kaşar peynirleri eridikten sonra patates püresi de hazır. Servisini yapacağım. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Akşam menümüz bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.